Anadolu'da yerleşimin hikayesi günümüzden tam 8000 yıl önce Çatalhöyük'te başlar. Her coğrafyanın kendine özgü bir hikayesi vardır burada. Medeniyetler kurarken insanlık, hayranlık uyandıracak güzellikte eserlere ulaşmak için büyük emek harcamıştır. Ama en çok da sabır ve çileye dayalı bir mücadele vermiş, çevresine uyum sağlamıştır. Zira bu topraklarda yaşayan medeniyetler değişse de, tasarımları, üslupları gelişse de, işlevleri hiç değişmemiştir. İnsanoğlunun tabiatla karşılıklı etkileşiminin en önemli şubelerinden biri mimarlık pratikleridir. Binlerce yıl öncesinden başlayarak tabiat ve insan işbirliğiyle bugüne ulaşan Kapadokya bölgesi bu durumun en güzel örneklerinden biridir. Volkanik Kapadokya dediğimizde hikayesi 11 milyon yıl önceye kadar giden bir bölgeden bahsediyoruz. 11 milyon yıl önce bu bölgede volkanizma ile ilgili herhangi bir husus söz konusu değil. Bu bölgedeki küçük küçük fay hatlar var. Bu fay hatlarına uyan bölgelerde çıkan volkanizma zamanla etrafa yayılıyor, patlıyor, aşınmaya başlıyor, patlıyor, aşınmaya başlıyor ve volkanizma erozyon ilişkisi. Bu erozyonu oluşturan olgu da Kızılırmak'ın tali kollarıdır. Aslında burada iki olgu var. Kapadokya, volkanizma ve Kızılırmak. Bunların güzel bir ilişkisi ve bunun buradaki Kapadokya kültürüne yansımalarından bahsediyoruz. Erciyes ve Hasan'da İç Anadolu'nun adeta bereket fışkıran iki kalbi. Bölgeyi çepeçevre saran volkanizmalar. Peri bacaları, etrafındaki bu heybetli dağlardan daha yaşlı bir oluşumun ürünü. Peri bacalarının asıl mimarı bölgedeki küçük tepecikler. Her biri volkanik bir çıkış noktası olan bu tepeciklerden akan lavların soğumasıyla oluşan tüfler, rüzgar ve erozyonun etkisinde kalarak şimdiki peri bacalarını oluşturmuştur. İnsanoğlu tüfü keşfettikçe onun kaya gibi olmadığını, kolay işlendiğini anlamıştır. Eski çağ Anadolu'sundan günümüze kaya oyma mekanlar insan eliyle şekillendirilmiştir. Adeta doğal bir mimarlık sistemi oluşmuştur. Öncelikli olarak insanların kaya ile olan ilişkisine bakıldığında ilk olarak barınma mekanlarının doğal boşluklar şeklinde olan mağaralarda oluştuğunu görüyoruz. Bu sadece tarih öncesi topluluklardan ve sonrasındaki gelişen süreçle de alakalı değil. Aslında hani dinsel olarak da İslam topluluklarında da kayanın, mağaranın önemli bir mekan olduğunu görüyoruz. Özellikle itikaf için kendi haline çekilme ve dingin bir ortam sağladığı için kaya mekanlarının tercih edildiğini görüyoruz. Kapadokya bölgesinde ise M.Ö. 255 yılından itibaren kurulan Kapadokya krallıklarından sonra özellikle mimari üretimlerle beraber ardından Roma'nın bir parçası olması, Roma'nın Doğu Roma ve Batı olarak ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma'da yani Bizans sınırları içinde kalan bölgede o zamana kadar insanların kayayı oyarak öncelikle bir bilgi birikimini ürettikten sonra kayayı nasıl işleyeceklerini öğrenerek, aletler geliştirerek sonrasında mekan yarattıklarını görüyoruz. Bu mekanın, kayanın Kapadokya bölgesinde insanlar için hem barınma, yeme, içme, ibadet ve bilumum her şey için kullandıkları bu mimarinin süreklilik gösterdiğini görüyoruz. Özellikle 1950 yılına kadar gelen süreçte kaya evlerin ve mekanların ibadet işlevi içinde ve diğer işlevler içinde kullanıldığını görüyoruz. 1950'lerden sonra bir modernleşme gayretiyle beraber taş binalara ya da kagir, betonarme
binalara geçildiğini görüyoruz. Ama o zamana kadar geçen süreçte bölgenin kayayı işleme becerisinin ve bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılarak geldiğini görüyoruz. Kendilerine mekan yaratırken de bu bilgi ve beceriyi kullanarak sürdürüyorlar. Perslerin deyimiyle güzel atlar ülkesi olan Kapadokya, merkezini Nevşehir'in oluşturduğu geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bugün Kapadokya bölgesinde yer alan iller, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Aksaray olarak sıralanabilir. Kapadokya bölgesine baktığımızda işte bu coğrafyanın yeryüzü şekilleri, iklimi, içerisinde bulunduğu özellikleri ve toprak yapısı bu coğrafyada yaşayan insanı doğrudan etkilemiştir. Çünkü insan dediğimiz varlık zaman ve mekanın ürünüdür. Hangi zaman diliminde ve hangi mekanda dünyaya gelmişse, var olmuşsa kaderini o coğrafya belirler. Kültürünün şekillenmesinde de o coğrafya etkili olmaktadır. Bu bağlamda baktığımızda Kapadokya bölgesi işte yeryüzü şekillerinden iklimine ve diğer özelliklerine yani toprak yapısından aldığı yağışa kadar bu bölgenin kültürünü doğrudan doğruya etkilemektedir. Anadolu köylüsünün kaderi Hititlerden beri aynı diyoruz. Niye? Anadolu köylüsü bir defa doğaya bağımlı yaşıyor. Ve doğaya bağımlı yaşarken doğayı okumak, doğanın el verdiği şartları bilmek ve buna göre hayatını dizayn ettirmek durumunda. Mecburiyet insana akıl öğretir derler bizde. Kapadokya'da yaşayanlara baktığımızda da bu durumu, işte bu Kapadokya'nın volkanik şartlarına, yağışın az, verimli tarım arazisinin az ve soğuk özelliklerini bilerek buna göre bir yaşam kurmak durumunda hissediyor kendini ya da bu bir zorunluluk. Buradaki ürün çeşitliliği oldukça az. Tarihi dönemlerde de az. Yani işte düz alanlarda işte buğday yetiştiriliyor. Biraz daha işte engebeli alanlarda üzüm yetiştiriliyor. Ama bunların da alabildiğine farklı türleri yetiştirilebiliyor. Ve buna özgü bir kültür gelişiyor. Bu bölgenin toprak yapısı ve iklimi coğrafyada fasulyenin yetişmesine önemli bir imkan sunuyor. Ama bu coğrafyada yaşayan insanlar fasulyeyi bizim çömlek dediğimiz topraktan yaptıkları, şekil verdikleri bir kap içerisine koyup bunu ahpakla olarak adlandırıyorlar. Yine diğer taraftan bu coğrafyada yetişen önemli tarım ürünlerinden birisi üzümdür. Üzümün bu bölgede kendine özgü bir hikayesi söz konusudur. Yani üzümün yetiştirilmesinden budanması, sonraki dönemde hasatından çiğnenip şıranın ya da şirenin elde edilmesi, bu şireden, sirkeden, pekmeze kadar değişik ürünlerin elde edilmesi söz konusu. Üzüm özelinde baktığımızda, işte bölgede yaşayan insanlar şırayı elde etmek için şırahaneleri kurmuşlar. Ve geleneksel mimarinin bir parçası olaraktan geçmişten günümüze kadar bu şırahaneler varlığını devam ettiriyor. Tüfün yumuşak yapısı ve kolay kazılabilmesi, ihtiyaca göre yapıları genişletmeyi, yeni koridorlarla birbirine bağlanmasını kolaylaştırmıştır. Bu kayaların içindeki sabit sıcaklıksa, insanoğlunun yiyeceklerini depolaması için uygun bir ortam sağlamıştır. Özellikle insanlar kış aylarını geçirecekler. Dediğim gibi soğuk bir bölge, rakımın yüksek olduğu bir bölge. Onun için vadiler mikro klima iklim alanları oluşuyor. Yani işte şu andaki mekanda olduğu gibi işte dışarı çok sıcak ama içeriye giriyoruz serin. Çünkü bu alanlarda tüf malzemeyi oyduktan sonra oluşturduğumuz bu mağaralarda hava akımı çok minimum düzeyde olduğu için yaz kış sıcaklığı çok fazla değişmiyor. Hani etrafa baktığımızda orman örtüsünün de son derece az olduğunu, yakacağın da son derece az olduğunu ve o kısıtlardan dolayı insanlar az malzeme kullanmak durumundalar ve azla yetinmek durumundalar. Bir başka azla yetindikleri husus su kaynakları mesela. O su kaynaklarını
işte kışın, baharda bir miktar olan suyu korumak durumundalar, saklamak durumundalar. Ve Hititlerden itibaren özellikle yeraltı şehirleri, vadiler kullanılmaya başlıyor. Ama sonraki dönemlerde bu çok geliştiriliyor. Yani mesela Derinkuyu yeraltı şehri onlarca kat, işte 10 kat, 12 kat, 15 kat sayıyoruz bugün. İlk 1-2 katı kullanıyor mesela Hititler. Uygarlıklar değişiyor, yeni toplumlar geliyor, yeni inanç sistemler geliyor ama coğrafya bize bunları sunduğu için bunların dışına çok çıkma gibi bir durumu söz konusu değil. Selçuklular 13. yüzyılda bu bölgeye geldikleri zaman, işte Malazgirt Zaferi'nden sonra bu bölgeye yavaş yavaş gelip yerleşiyorlar. Ama buradaki yerel halkla uzun müddet birlikte yaşıyorlar. İşte zaman zaman aynı yerde bir kiliseyle camiyi görmemiz mümkün. Ve hani inançla birlikte o kültürel ögeler de yavaş yavaş değişiyor. Ama kullanılan mekan değişmediği için öncekilerin diyelim ki kilise olarak kullanıldığı yer işte camiye dönüştürülüyor. Bugün bile baktığımızda hani o kültür, ekonomi, yaşam şartlarına bağlı olarak diyelim ki 1960'lı yıllardan sonra turizm bu bölgeye giriyor. Bu defa bu mekanlar turizmde kullanılmaya başlanıyor. İşte kaya oyma, kaya oteller ön plana çıkmaya başlıyor. Ve doğayı kullanma sürekliliği devam edip gelen bir olgu olarak görüyoruz biz. Kayalık Kapadokya dediğimiz bölgenin böyle bir döngüsü var. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer jeolojik oluşumlar görülse de bu coğrafyadaki insan işçiliği bölgeyi eşsiz bir konuma getirmiştir. Öyle ki Bedri Rahmi, Kapadokya masalının adeta türküsünü yazmıştır. Bir masaldır yelken açmış, yelkeni taş, rüzgarı taş, teknesi taştan. Köpüğü taş, salkımı taş, saçağı taştan. Bu bir acayip dünyadır. Her yanı taştan. Güpe gündüz bir rüyadır. Yatağı taş, yorganı taş, yastığı taş, uykusu taştan. Kapadokya'da en bilinen yeraltı şehirlerinden biri Derinkuyu'dur. Şehir, tüfün yer altına doğru işlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Farklı zamanlarda farklı medeniyetlerin yaşadığı yeraltı şehri, havalandırma bacalarıyla hayata bağlanmıştır. Yeraltı şehirleri, tarihi süreçte savaştan kaçanların ilk sığınağı, dinini yaşamak isteyenlerin inzivaya çekildiği yerler olmuştur. Zira mağaraya gizlenme ve sığınma bir mit olarak birçok kültürde yer almış, tefekkür edilen, hatta çile çekilen kutsal yerler olarak kabul edilmiştir. Kim bilir, belki de mağaraların yapısı insanı dış dünyadan kolayca soyutladığı için böyle ola gelmiştir. Yeraltı şehirlerinde, mağaralarda ve peri bacalarında inşa edilen dini mekanların ne zaman oyulmaya başlandığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bölgede Hristiyanlık bir dönem çok etkin olduğu için bu inanca ait eserler çokça mevcuttur. O kadar ki tarihte etkili olan bir Kapadokya okulundan bahsetmek mümkündür. Vadideki kiliseler tek nefli, iki nefli, serbest haç planlı olmak üzere üç plan tipindedir ve kaya oyularak yapılmışlardır. Kapadokya bölgesinin mimari oluşumunda ve bu kültürel aktarımında, mimarlık kültürünün aktarılmasında özellikle Bizans döneminden itibaren başlayan ve oturan bir gelenek olduğunu görüyoruz ki bu da manastır yerleşimleri, köy yerleşimleri şeklinde kendini ortaya koyuyor. Özellikle vadilerin dik yamaçlarında, kayalık yamaçlarında kurulmaya başlanıyor. Ve ardından görüyoruz ki insanlar kültürel sürekliliği devam ettiriyorlar. Kendilerine kiliseler inşa ediyorlar örneğin, kayadan oyulmuş. Müzik
İnsanoğlunun ilk üretim alanlarından biri, kuşkusuz barınma ihtiyacıyla ortaya çıkan evlerdir. Kapadokya'da ilk yerleşim yerleri, resimlerle renklenmiş, yerleşen kişinin hayalleri, ümitleri ise süslenmiştir. Bölgedeki mağaralar, evlerle birleştirilmiş farklı bir inşa geleneğinin oluşmasına neden olmuştur. Pek tabii bu maddi kültür unsurları zamanla yeni barınma biçimlerine yol açmış, evler konaklara, konaklar kaşanelere dönüşmüştür. Kapadokya bölgesi konaklarıyla meşhurdur aynı zamanda ki bu içerisinde bulunduğumuz yerleşim yerinde Doktor Hacı Nuri Bey konağı örneğin çok önemli bir konaktır. Geniş aile yani dede, nine ve torunlarla birlikte yaşanılan mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Konak içerisindeki her odaya baktığımızda odanın içerisinde burada ca adı verilen bir banyo, hamamın olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bölgedeki konaklarda her oda ayrı bir ev olarak düşünülmüştür. Neden? Özellikle ailede evlenen erkek çocuklar ilk birkaç yıl baba ocağında yaşamak durumunda. Ve baba ocağında yaşarken onlara yeni bir ev açılıyor. Aslında yeni bir evden kastedilen yeni bir oda açılıyor. Eğer bu kaya oyma bir mekansa yeni bir oda kazılıyor ve böylece onlar da ailenin içerisine dahil ediliyor. Diğer taraftan kültür dediğimizde çocuk oyunlarından işte uzun kış gecelerindeki eğlencelere kadar devam eden bizim önemli değerlerimiz var. Bu bölgede kış mevsimi biraz daha uzun olduğu için özellikle büyük konaklardaki belli odalarda erkekler bir araya gelip geleneksel sohbet toplantısı adını verdiğimiz ama aynı zamanda da bir takım eğlencelerin icra edildiğini görüyoruz. İşte kabak oyunu bu bölgede geçmişten günümüze devam ettirilen önemli geleneksel sohbet toplantılarında icra edilen oyunlardan birini oluşturur. Yine uzun kış gecelerinde ve düğün törenlerinde deve adını verdiğimiz merdivenden yapılan iki tane kişinin merdiveni üzerine alaraktan icra ettiği köy seyirlik oyunu olarak adlandırdığımız oyun da ön plana çıkıyor. Dolayısıyla gerek eğlence, gerek barınma, gerek yeme içme, gerekse de müzik. Müzik de bir coğrafyanın önemli kültürel unsurlarından birisidir. Bu bölgede baktığımızda Ürgüplü Refik Başaran gibi, Avanoslu Selahattin gibi bölgenin ezgisini ve doğal müziğine ilişkin unsuru yaşatan iki önemli ozanın var olduğunu görüyoruz. Ama bu ozanların türkülerine baktığımızda yeraltı şehirleri, peri bacaları, tınaz taşları, setenler, şırahaneler geçiyor. Neden? Çünkü coğrafyada var olan mimari özellikler ve diğer unsurlar doğrudan doğruya bizim türkülerimizi de yansıyor. Eve hayat veren coğrafya, soyut kültür ögeleriyle birleşmiştir. Görüldüğü gibi, tarihin her evresinde bölge için en önemli bir diğer hayati kaynaksa Kızılırmak'tır. Avanos bölgesi halı dokumacılığında çok meşhur bir ilçemizdir. Koyunun yünü kırkılıyor, ilçenin içerisinden geçen Kızılırmak'ta yıkanıyor. Daha sonra bunlar kazanlarda boyanıyor. Ama bu boyama işleminde kimyasal boyalar değil, bölgede yetişen örneğin cehri adını verdiğimiz bitkiden sarı renk elde ediliyor. Cevizin kabuğundan, hamken yeşil kabuğundan kahverengi rengi elde ediliyor. İçinde bulunduğumuz yine Avanos bölgesinde eski dönemde halı kilim dokumayı bilmeyen, kök boya elde etmeyi bilmeyen kızları pek gelin olaraktan almak istemiyorlar. Diğer taraftan çömlekçilik sanatını bilmeyen bir erkeği de damat olarak almak istemiyorlar. Çünkü bölgenin en eski dönemden beri devam eden, Hititlerden beri devam eden geleneksel sanatlarından birisi çömlekçilik. Bunun yanı sıra taş ustalığı ya da taş işçiliği
çok önemli bir geleneksel meslektir. Bizans döneminde kayalara oyulmuş kiliseler, Müslüman Türklerin bölgeye gelmesiyle çeşitli biçimlerde sahiplenilmiştir. Bölgede kaya oyma geleneğiyle oluşan evlerin yanı sıra 11. yüzyıldan itibaren Müslüman Türklerin geliştirerek inşa ettikleri kayadan oyma camiler mevcuttur. Bu camiler arasında minberi ve minaresi olan örnekler olduğu gibi mescit olarak adlandırılabilecek daha mütevazı yapılar da mevcuttur. Aslında coğrafyayla uyumlu bir kaya camii tekniğinden bahsetmek mümkündür. Bölgenin kaya resimli kiliseleriyle ünlü olduğunu biliyoruz. Kapadokya bölgesi deyince kaya oyma kiliseleriyle ünlü olduğunu biliyoruz. Ama ardından devralan gelen Müslümanların, bölgeye gelen Müslümanların kaldığı yerden aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Artık kiliselerin yerini kayadan oyulmuş camilerin aldığını görüyoruz bölge açısından baktığımızda. Kapadokya bölgesinde 60 civarında kayadan oyulmuş cami var. Ve bunlardan sadece üçü bir Bizans yapısından dönüştürülmüş. Biri kiliseden, kaya kilisesinden bir tekkeye dönüştürülüyor. Hem anlamsal hem mekansal bir dönüşüm var. Aziz Mamas makamı olan bu mekan dönüşümle beraber Şaşmaz Baba'ya dönüşüyor. Mekanda kiliseden camiye dönüştürülüyor. Buna benzer şekilde şarap içliklerinin camiye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bir manastırın giriş bölümünün Açıksaray Vadisi'nde camiye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani insanlar için aslında devam eden bu kültürde mekanın işlevi özellikle ustalar bazında baktığımızda ustaların banisi ve onların inanç şekli değişmiş olmasına karşılık Müslümanların bölgeye gelmesiyle beraber yeni banilerinin yani onlara yapı inşa ettiren kişilerin altında sürdürmeye devam ediyorlar bilgi ve becerilerini. Çünkü bu ustalar bir anda bölgeden kaybolmuyor. Bu ustalar artık Bizanslı banileri için değil, Müslüman banileri için yapı inşa ettirmeyi sürdürüyorlar. Cumhuriyet döneminde yine devam ediyor aslında. Yapılan camilerin çoğunlukla kayadan oyulmuş camilerin kullanıldığını görüyoruz köy yerleşimlerinde. Kapadokya'nın bereketine insanlar kadar güvercinler de ortak olmuşlardır. Kayalara oyulmuş güvercinlikler ve buraya çizilmiş halk resimleri özgün Türk İslam sanatlarının örneklerindendir. Eski halk sanatçıları güvercinlikleri oymakla kalmamış, aynı zamanda süslemişlerdir. Kapadokya bölgesi mimarlığını aslında mimarsız mimarlık olarak, halk mimarisi olarak değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bölgede bir tasarım için öncesinde mimarın bir kağıt üzerinde belli ölçekler çerçevesinde bir tasarım yapması gerek. Ama kaya mekanla karşılaşıldığında bunun yerini ustaların aldığını görüyoruz. Mekanı oluşturma hem ustanın becerisi, kayanın cinsi. Çünkü kayanın da cinsleri var. Çok sert olduğunda mesela ilerlemek çok mümkün olmayabiliyor. Klasik yöntemlerle düşürüldüğünde kaya düşürme deniliyor bu tekniğe. Çok ilerleyemeyebiliyorsunuz. Ya da ustanın maharetine ve becerisine ya da ona sipariş veren kişinin yani bani olarak tanımlayabileceğimiz kişinin istediği mekan boyutlarına göre aslında şekillenen bir mimarlık anlayışı var. Ve ölçülerin genellikle insan vücudundan çıktığını görüyoruz. Pencere açıklıklarının kolum kadar olsun, kolumun uzunluğu kadar olsun. Tavan yüksekliklerinin elim değmesin yeter şeklinde olduğunu. Yani insanların en yakından başlayarak mimariyi oluşturmaya başladıklarını görüyoruz. Kapadokya bölgesi için en önemli unsurun aslında kaya ustalarının elinde şekillenen halk mimarisi ürünleri olduğunu söylemek doğru olur. Kapadokya'da mimariyi diğer tanımlayacak unsurlardan biri de eklektik diyebileceğimiz eklemeli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Eğer geleneksel bir evde oturuyorsa insanlar mutlaka bir kaya mekan, kaya damı denilen bir odaları bulunuyor ve kiler olarak kullanılıyor bunlar.
Çünkü doğal iklimlendirmeye sahip ve insanlar bunu evlerinin bir parçası olarak bir mahzen gibi, kiler gibi değerlendiriyorlar. Ama aynı zamanda bu bölgeyi, mimarlığını temsilcisi olarak diğer bölgelerde olduğu gibi kesme taşlarla inşa edilmiş mimarinin de çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yani kaya mimari, buna eklenen kesme taş mimari ve bunların kimi zaman aynı yapıda birlikte kullanıldığı mimari unsurlarında olduğunu görüyoruz. Ve bunların hepsi aslında kentin oluşmasına katkı sağlıyor ve kültürel de bir mimarlık üzerinden bakacak olursak süreklilik söz konusu. Ve bunun da en temel temsilcileri aslında ustalar. Çalışma yöntemleri farklılaşmış olsa bile ki önce geleneksel yöntemlerle kayayı düşürüp mekanı oluştururken daha sonraki süreçte lazer kesim diyebileceğimiz daha teknolojik malzemelerle bugün kaya mekanlarının oluşumu devam ediyor. Ki bölgenin popüler olan kaya otelleri de bugün hala lazer kesim denilen daha kolay yöntemlerle yapılan teknolojiyle yapılıyor. Ama geleneksel mimariyle başlayan ustaların da aslında teknolojiye ayak uydurduklarını görüyoruz. Ama bölgenin mimarisinde kaya mekan, kaya oyma yöntem değişmiş olsa bile bir kültür sürekliliği olarak, mimaride bir süreklilik olarak halen devam ediyor. Bölgenin kayadan oyulmuş mekanlarında iç dekorasyon ya da süslemelerinde çok yoğunluk olmasa bile dış cephesinde kendine özgü bir üslup birliğinin olduğu, kendine has süslemelerinin olduğu söylenebilir. Bunlar döneminin, mesela Osmanlı dönemi için söyleyecek olursak eğer, merkezde gördüğümüz baroğun Anadolu'ya yansıması, Anadolu baroğu diyebileceğimiz bir hale geldiğini görüyoruz. İri yapraklar var İstanbul'da gördüğümüz örnekler gibi. Ancak Anadolu'ya geldiğinde ve özellikle Kapadokya'ya geldiğinde kendine has bir şekle dönüştüğünü de görüyoruz bu bezemelerin. Mekan içerisine girdiğimizde özellikle kaya mekanlarda aydınlatma gereçlerinin olmadığı süreçte küçük nişler açılarak duvarlara aydınlatma gereçlerinin konulduğunu, çünkü taşınabilir bir aydınlatma söz konusu. Bunun için aydınlatma gereçlerinin konulması için küçük nişlerin açıldığını görüyoruz. Kendine has evet süslemeleri var ama genel anlamda daha sade yapılar. İç mekan süslemeleri de daha sade, daha çok işleve yönelik. Yani çamaşırhane ise eğer kayadan oyulmuş bu mekan, sadece çamaşırınızı yıkayacak unsurlardan oluşan çeşmeydi, havuzdu ya da işte sıcak suyu sağlamak için kazanlarının koyunacağı ocaktı. Bu tarz uygulamaların olduğunu ama minimumda sade olduğunu, tamamen işlev odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Kaya kiliselerinin özellikle resim programı günümüze ulaşanlarda oldukça üst düzey seçkin örnekleri bugün bile hala Karanlık Kilise'de olduğu gibi görmek mümkün. Ama kaya camilere baktığımızda bunun aksine oldukça sade olduğunu görüyoruz yapıların. Bu sadeleşmenin sebebi de aslında biraz daha İslam diniyle de uygun olarak ibadet işlevi, odak sadece ibadet için tasarlanmış olmasından. Güvercinliklerin süslemeli olması ise cephesi, insanların hem hayvanların ilgisini çekecek şekilde o süslemelerin yerleştirilmiş olması, hem de insanların belki de bu doğada gördükleri bu bozkır coğrafyasında bir renklendirme gayreti olarak düşünülebilir. Ama genel anlamda Kapadokya mimarisinde bir sadelikten söz etmek mümkün, özellikle Türk dönemi mimarisi için. Bu bereketli topraklarda tüfleri kesen, oyan, halk mimarlarına bu tüf ekmek kapısı olmuş, ustalar taşı yoğurmuş, taşla yoğrulmuştur. Kapadokya dün olduğu gibi bugün de insanlığın hünerini gösterdiği nadir yerlerden olmaya devam edecektir.